Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağlı ekmek tarifi vereceğim. Yoğurma kabına 10 su bardağı unu eledim. İçerisine 1,5 yemek kaşığı maya ilave edeceğim. Tuzunu da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şöyle elimle önce iyice karıştırıyorum. Şöyle bir kaba ılık su hazırladım. Yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. Biraz cıvık bir hamur yapacağız. Cıvık bir hamur elde edene kadar su ilave etmeye devam ediyorum. En son kıvamını size göstereceğim. Hamuru ben cıvık bir kıvam alana kadar yoğurdum. Su miktarını kıvam alana kadar ilave edebilirsiniz. Bakın şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde cıvık bir hamur elde ediyoruz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve yaklaşık havalar sıcak olduğu için yarım saat yeterli oluyor. Mayalanmaya bırakıyorum. Şu an ben köydeyim. Güzini de yapacağım ekmeği. Şöyle açıyorum. Sobamız çok güzel bir şekilde yandı. Şimdi ekmeği tepsiye koyup fırına veriyorum. Yarım saatte hamur mayalandı. Gördüğünüz gibi şöyle kabarcık kabarcık oldu. Elimi şöyle yağlıyorum. Hamuru toparlıyorum. Tepsiye biraz yağ koyuyorum. Şöyle elimle her tarafına gezdiriyorum. Her tarafını yağladıktan sonra mayalanmış hamuru döküyorum. Tabii ki hepsini dökmüyoruz. Şimdi şöyle birazını döküyorum. Çok kalın olmayacak şekilde. Şimdi elimi şöyle bir sudan geçiriyorum. Elimi sudan geçirdikten sonra şöyle üzerine bastırıyorum. Eşit şekilde her tarafına yayıyorum. Artık fırına girmeye hazır. Ben güzine de pişiriyorum ama siz evde normal fırında da yapabilirsiniz. Şöyle atıyorum. Kapağını da kapatıp pişiriyorum. Ekmeği şimdi çeviriyorum. Diğer tarafları da pişsin diye. Bir yandan çayımı da demledim sobanın üzerinde. Tereyağlı ekmekle çay muhteşem oluyor. Evet, artık ekmeğimiz pişti. Masaya alıyorum. Şimdi hemen içerisine tereyağını koyacağım. Şimdi en güzel kısma geldik. Bu ekmeğin servis aşaması şu şekilde. Şöyle bir kaşıkla ortasını açıyorum. Şimdi ortasını açtıktan sonra bol tereyağı koyuyoruz. Ve hemen kapatıyorum. Tereyağı içerisinde eriyecek. Şöyle bastırıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Şimdi şöyle kaldırıyorum. Bakın tereyağı çok güzel bir şekilde erimiş. Yanına çay ve yakın zamanda yapmış olduğum patlıcan turşusunu koydum. Şimdi nasıl yiyoruz? Şöyle ekmeği bölüyorum. Çok sıcak. Tereyağını şöyle batırıyorum. Ve afiyetle yiyorum. Ben şimdi şöyle batırıp eşime veriyorum. Bakalım beğenecek mi? Nasıl olmuş canım? Çok güzel. Aslında güzine de çok güzel oluyor ama evde fırında da yapabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.